Yani çok eski, yıkılacak bir ev tutarsanız 2000'e kadar bulabiliyorsunuz. Kalacak yerim hala belli değil ve 2 aydır arkadaşlarımla beraber ev bakıyoruz. Maalesef elimizde kiralık daire yok. Olan da çok ütopik rakamlar isteyenler. Zaten yüksek olan kira fiyatları Eylül ayında 2 katına, hatta bazı noktalarda 3 katına çıktı. Barınma artık tüm Türkiye'de ciddi bir sorun haline geldi. Öğrenciler içinse bu durum artık daha dramatik. Şu anda sokak arasında bir emlakçıdayız. İkinci ara katta kirası 5.000 TL, depozit bedeli ise 7.000 TL olan bir kiralık daire var. Hemen yan tarafında bodrum katı başka bir kiralık daire. Kirası 2.200 lira, depozit bedeli ise 3.000 lira. Öğrenciler bu mevlaları bir araya getirse dahi artık ev bulmakta güçlük çekiyor. Gördüğünüz gibi diğer ilanlar boş durumda. Son 1-2 ay zarfında kiralar korkunç yükseldi. Yani 2000 liralık daire 3000 lira oldu. Ve her nedense de daire yok. Yani yok satıyoruz. Gelen daire inan 100 kişi 200 kişi arıyor bir daireyi. Telefonları mesela gece kapatıyorum artık yani. En düşük ev Fatih ilçemizde bodrum katta olsa dahi 2000-2200 TL'leri buluyor. Öğrencilerin alım gücü geçtikçe zayıfladı. Ailelerinin de çok fazla hem madden hem manen çok fazla etkilendi. Paradan daha ziyade kiralayabileceği yer bulma bile sıkıntısı var. Önceden şu karşımda dükkanımın karşısındaki binada okuyan bir kız vardı. Bu şeyden pandemiden dolayı memleketi Burdur'a gitti. Kız şimdi üniversite açıldığı için buraya tekrar gelmek istiyor. Beni 2 defa aradı. Süleyman amca kiralık daire var mı diye. Daire bulamıyorum. Ne işimiz de var ne dostumuz da var. Fiyatlar 2,5-3 milyar lira oldu. 2 artı 1 milyar. Bodrumlar 1800-2 milyar lira. Bak yanımızdaki komşu yan binamda kızı evlenecek. Her gün geliyor bana. Kızı evlenecek düğünü durdurdu. Daire hiç yok. Bende hiç yok. Ve ben dükkanımı satmaya karar verdim. Ben 2-3 aydan beri de siftahı da yapamıyorum.